Mavi gıda boyası hipoklorit iyonu içeren bir çamaşır suyu kullanarak bu arada çamaşır sularında genelde sodyum hipoklorit bulunur. Evet devam edelim. Yukarıdaki denklemle temsil edilmiş bir şekilde oksidize edildiğinde renksiz ürünler elde ediliyor. Denklemde gıda boyası bu ve hipoklorit iyonuyla tepkimeye giriyor. Sonuç olarak da renksiz ürünler elde ediyoruz. Bir öğrenci 635 nanometre dalga boyuna ayarlı bir spektrofotometre kullanarak beyazlatma sürecinde mavi gıda boyasının absorbansını inceliyor. Mavi gıda boyası söz konusu olduğu için bunun kırmızı ışığın dalga boyu olduğunu düşünüyorum. Neden diyecek olursanız mavi bir şey mavi ışığı dağıtırken ya da yansıtırken kırmızı ışığı soğuracaktır da ondan. İncelemede Çamaşır suyu fazlalıkta olduğu için hipoklorit konsantrasyonu tepkime sırasında sabit kalıyor. Anlaşıldı. Öğrenci incelemesinde edindiği bilgileri kullanarak aşağıdaki grafikleri çiziyor demişler. Dikey eksende absorbans var. Absorbansı şu şekilde düşünebilirsiniz. Mavi gıda boyasının konsantrasyonu yüksek olduğunda absorbans yüksek, düşük olduğunda da düşük olur. Bu yüzden de bunun gıda boyasının konsantrasyonu yerine kullanıldığını düşünebiliriz. Bu grafikte absorbansın zamana göre değerleri verilmiş. Burada absorbansın doğal logaritmasının zamana göre grafiği var. Bu da 1 bölü absorbansın zamana göre grafiği. Soruyu okuyalım mı? Yukarıdaki grafikler ışığında mavi gıda boyasına göre tepkime derecesi nedir? Mavi gıda boyasına göre hmm, Hemen çok ama çok hızlı bir tekrar yapalım. Sıfırıncı dereceden tepkimelerde tepkime hızı sabittir. Ve bu gıda boyasının konsantrasyonundan bağımsızdır. Evet, boyanın konsantrasyonundan bağımsız. Peki buradaki durum bu mu? Hayır. Hız sabit değil. Absorbansa bakacak olursak, ki bunun gıda boyasının konsantrasyonu yerine kullanıldığını da bir kez daha tekrar edeyim, hızın bu kısımda yüksek olduğunu görebiliriz eğim çok fazla. Ve gıda boyasının konsantrasyonu azaldıkça yani tepkime devam ettikçe eğim de azalıyor. Evet bu kesinlikle sıfırıncı dereceden bir tepkime değil. Öyle olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Absorbans zaman grafiğini çizdiğimizde yani gıda boyasının konsantrasyonu olarak düşündüğümüz absorbansı çizdiğimizde bir doğru elde etmemiz gerekirdi. Yani eğer buna benzeyen bir grafik söz konusu olsaydı, evet, bu sıfırıncı dereceden bir tepkime olabilir diyebilirdik. Absorbansın doğal logaritmasını aldığımızda ise bir doğru elde ettiğimizi görüyoruz. Bu biraz kalkülüs, biraz da temel diferansiyel denklemlerini içerdiğinden burada yapmayacağım. Ama bunun birinci dereceden tepkimeye dair bir ipucu olduğunu düşünebiliriz. Birinci dereceden tepkimelerde hız konsantrasyonla orantılıdır. Şimdi işin içine biraz da kalkülüs ekleyelim. Tepkime hızı yani gıda boyasının konsantrasyonunun değişim hızı bölü zaman diyelim. Şu ana kadar kalkülüs görmediyseniz 20 saniye boyunca söylediklerimi görmezden gelin. Bunun gıda boyasının konsantrasyonuyla orantılı olması lazım. Bunu çözdüğümüzde gıda boyasının konsantrasyonunun Doğal logaritmasının zamana göre grafiğinde bir doğru elde ederiz. Evet, bu birinci dereceden tepkime için gerçekten büyük bir ipucu. Aynı şeyi burada görmek de mümkün. Örneğin burada yani gıda boyasının konsantrasyonu hala yüksekken hız da yani eğim de fazla. Ve konsantrasyon azaldığında eğim de azalıyor. Demek istediğim, buna çok benzeyen bir şeyin gerçekleşmekte olduğunu görmek için aslında kalkülüs'e ihtiyacınız yok. Bu birinci dereceden bir tepkime. İkinci dereceden tepkimelerde ise sizce bize bu grafiği neden gösteriyor olabilirler? İkinci derecede 1 bölü absorbansın ya da 1 bölü konsantrasyonun zamana göre değişimini incelediğimizde bunun da doğrusal bir grafik olması gerekir. Ama öyle değil. Yani eğer bu doğrusal olsaydı bunun ikinci derece olabileceğinden şüphelenirdik. Soruya cevap vermek gerekirse bu tepkime mavi gıda boyasına göre birincil dereceden bir tepkimedir diyebiliriz. Hadi B kısmına geçelim. Tepkime çamaşır suyuna göre birincil dereceden bir tepkimedir. Şu anda tepkimenin çamaşır suyuna göre birinci dereceden olduğundan bahsediyoruz. Gıda boyasına göre değil. Öğrenci ikinci bir deneyde mavi gıda boyasının ve çamaşır suyunun birinci deneyden farklı konsantrasyonlarını kullanarak çözeltiler hazırlıyor. Tamam. Çözeltiler karıştırıldığında karışım sıfıra yakın bir absorbansa çok kısa bir sürede ulaşıyor. Bu renksiz hale çok hızlı geldiğimiz anlamına geliyor değil mi? Bu problemi ortadan kaldırmak için öğrenci aşağıdaki olası değişiklikleri öneriyor. O zaman öğrenci çözeltinin renksiz hale gelmesinin bu kadar çabuk olmasını istemiyor. Peki öğrenci ne yapabilir? Sizce sıcaklığı mı arttırmalı? Sıcaklığı arttırmak tepkimeyi daha da hızlandırır. Moleküller birbirlerine çok daha hızlı ve çok daha yüksek enerjilerle çarparlar. Yani sıcaklık artarsa çözeltinin renksiz hale gelmesi için geçen süre daha da kısalır. O yüzden bu öneriyi eleyebiliriz gıda boyasının konsantrasyonunu arttırmak. Bu mantıklı. Buraya mavi yazsalar daha iyi olurmuş ama her neyse. Evet çözelti renksiz hale çok çabuk geliyorsa boyanın konsantrasyonunu arttırmak bu süreyi uzatır. Çünkü absorbans yükselir ve renksiz hale gelmesi için geçen sürede bu sayede uzar. Evet bu ilgimizi çeken bir seçenek. Peki ya bu? Çamaşır suyunun konsantrasyonunu arttırmak. Çamaşır suyu mavi boyayla tepkimeye giriyor ve çözeltiyi renksiz hale getiriyor. Öyle değil mi? Bu durumda eğer çamaşır suyunun konsantrasyonu artarsa çözelti renksiz hale çok daha kısa bir sürede gelir ve öğrenci de bunun olmasını istemiyor. Bunu da eliyoruz. Sonuç olarak öğrencinin gıda boyası konsantrasyonunu arttırması gerektiği konusunda hem fikiriz değil mi? Problemi ortadan kaldıracak değişikliği yuvarlak içine alın demişler. Hemen alalım. Ve bu değişikliğin karışımın sıfıra yakın absorbansı ulaşması için gerekli süreyi nasıl uzatacağını açıklayınız. Yazıyor. Daha fazla gıda boyası başlangıç absorbansını arttırır. Ve bu da karışımın sıfıra yakın absorbansı ulaşması için geçen süreyi uzatır. Sıra geldi C'ye. Öğrenci başka bir deneyde kırmızı gıda boyasının bunun altını kırmızıyla çizelim. Çamaşır suyuyla oksidasyonunu incelemek istiyor. Öğrenci tepkimenin kırmızı gıda boyasına göre derecesini bulmak için ilk deney prosedürünü nasıl değiştirmelidir? Aslına bakarsanız bu oldukça iyi bir deney. 3 farklı grafik çizilmiş ve bunlar tepkime derecesini belirlemek için gayet işe yarıyor. Ama sorunun başında size ışığın dalga boyundan biraz bahsetmiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bu ışık kırmızı ışık. Ve bunu bilmeseniz bile mavi gıda boyasını incelediğimize göre bu dalga boyu mavi renk tarafından sorulan bir dalga boyu olmalı şeklinde de mantık yürütebilirsiniz. Ama artık söz konusu olan gıda boyası kırmızı. Ve bu yüzden de kırmızı tarafından optimal bir şekilde sorulan bir dalga boyu seçmemiz gerekecektir. Bu ışığın dalga boyu da daha küçük olacak. Hemen yazalım. Işığın dalga boyunu kırmızı gıda boyası tarafından optimal bir şekilde sorulacak şekilde değiştirmek ya da ışığın dalga boyunun spektrumun kırmızı gıda boyasına karşılık gelecek kısmında olması gerektiğini de söyleyebiliriz.